Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğum bugün İzmir'den geliyor. Klinik psikolog efendim kendisi Aysu Yavaş. Dilerseniz Aysu Hanım'a da hoş geldiniz diyelim ve keyifli bir sohbete de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Aysu Hanım? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizlerdeyiz. Sizleri tanımam ve tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Tabii. Aysu Yavaş ben. Klinik psikologum. Lisansımı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaptım. Hem de aynı üniversite mezunuyuz. Evet. Hem İzmirliyiz hem aynı üniversite. Yüksek lisansımı İstanbul'da Haliç Üniversitesi'nde yaptım. 3 yıldır bu meslekteyim. Daha önce başka yerlerde ve başka alanlarda çalıştım. Daha sonrasında son bir yıldır kendi ofisimi açtım İzmir'de. Bu şekilde ilerliyorum. Ne kadar güzel, şahane. Peki neden bu meslekte sen? Bir hikayesi var mı sizin için? Evet, benim için bir hikayesi var bunun. Öncelikle ben hep insanlarla ailenin daha iyi anlaşan kişisiydim. Ve çok kalabalık bir ailem var, uç noktaları olan bir ailem var. Bu yüzden hep insan üzerine gittim, hep insanla çalışmak istedim. Küçükken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında gogolog olmak istediğimi söylüyormuşum. Sonunda da en sonunda da psikolog oldum. Böyle bir hikayesi var. Ne kadar güzel. O cana yakınlığınız, içtenliğiniz mesleğinize örtüşüyor. Çünkü evet. Sizin mesleğiniz insanlara dokunan, iletişimi çok daha yüksek ve yani hepimiz hayatımızı iletişimsiz hiçbir şekilde gidemeyiz yani. İlla ki iletişime dayalı gün içerisinde hepimizin var olduğu bir nokta belki alan ama sizin daha farklı, daha yoğun, daha anlamlısına ve derinlemesine ilerleyen bir yolculuk. Biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Öncelikle dediğiniz gibi bir psikologda olmazsa olmaz olan şey empatidir. Kesinlikle empati kurmak ve objektif olmak konusu üzerinde hep yoğunlaşmamız ve bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ben kendi danışmanlık merkezimde daha çok çocuklarla ilgileniyorum. Çocuk ergen terapisi yapıyorum. Ama aynı zamanlarda çift terapisi de görüyorum. Bireysel terapi de görüyorum. Bunun yanı sıra çok çeşitli olarak çift terapilerimiz de var. Çift terapilerimiz biraz değişik vakalardan oluşuyorlar. Genelde en heyecan ve keyifle girdiğim terapilerdir çift terapileri. Zor ama değil mi? Kim bilir hangi konu veya konularda. Çok çeşitli. Çok çeşitli. Çok genç bir yelpazesi. En güzel yeri de bu aslında. Hı. Çok fazla kültürden ve çok fazla karakterden insanla karşılaşmak orada. Bu noktada da en yani dikkatinizi çeken konu başlıkları neler oluyor mesela Aysu Hanım? Nerelerde aslında tıkanıp kalıyoruz biz? Hepimizin aslında yaşayabildiği belki çok farklı deriniz. Farklı kültür, farklı bakış açıları olabilir ama aslında sonuç hep aynı. O evliliği kurtarabilmek, ilişkiyi eskisi gibi canlandırabilmek, can tutabilmek. O noktalar neler oluyor mesela? Genelde danışanların çoğu aldatılma üzerine geliyorlar. Aldatılmadan sonra büyük bir depresyona giren bir aldatılan taraf var. Bir de bu çıkmaza giren aldatan taraf var. İkisi birlikte çatışarak geliyorlar, çok büyük kavgalar olarak geliyorlar. Biz burada şunu unutuyoruz. Aldatmak herkese göre değişebilen bir kavramdır. Bazen yanından geçen birine baktığın zaman da biri bunu aldatmak olarak kabul eder. Bir oturup bir saat sohbet etse de bunu aldatmak olarak kabul edebilir. Kişilerde bu çok büyük bir değersizlik algısı oluşturuyor. Aldatılan kişi de bize geldiklerinde, psikologlara geldiklerinde en büyük savaş bu oluyor. İçsel savaşları bu oluyor. Bir tarafın değersizlik algısı var. Bir tarafında ben yaptım ama suçumu kabul ediyorum. Eşimi kaybetmek istemiyorum diye bir cümlesi var. Asıl problem, en çok gelen problemle gelenler bu kişiler. Genelde aldatılma üzerine gidiyoruz ve ataerkil bir toplumdayız zaten. Böyle bir toplumdayken erkek karakter hep bir baskın olmak istiyor. Hep bir hak iddia ediyor. Bu durumda çalışan kadında, modernleşen dünyada çalışan kadının rolüyle birlikte eşler çatışma içine girebiliyorlar. Düzelme noktasını nasıl değerlendirirsiniz peki? Oldu, bitti, çatışıyor. Neden, niye ben kavgaların içerisinde sonuç? Nasıl değerlendiriyorsunuz toparlanma oranına bakacak olursak? Şu şekilde kişileri aslında orada ilişkilerini mecburen yön vermek durumunda kalıyoruz. O anki terapiye yön veriyoruz. Kişiye şunu yap bunu yap diye yönlendirmek değil. Terapiye yön veriyoruz. Diyelim ki çok büyük bir çatışma çıktı. Aralarında kavga etmeye başladılar. Orada bir es payı veriyoruz. Hadi diyoruz işte
siz devam edin. Önce kişiden dinliyoruz, daha sonra diğer kişiden dinliyoruz. Bu şekilde aslında birbirlerini anlamalarını da sağlıyoruz. Zaten bizim tekniklerimiz de vardır. Bu teknikleri uyguluyoruz. İşte birbirlerinin yerlerine geçiyorlar. Ne istediklerini dışa vuruyorlar. Sonuç olarak bazı evlilikler boşanma oyununda karar verseler de birçok evlilikte hala bir umut var, devam edelim'e geri dönüyorlar. Bu işin sizin için keyifli ve zor yanları nelerdir? En keyifli yanı, siz de söylediniz zaten, bir şekilde insana dokunmak. Ve o güzel geri bildirimler çok büyük bir keyif veriyor. Ama benim en zor yaşadığım durum, bu mesleğin başlarında olduğum için kaynaklı, duyguları bir iki adım geri atmak zorundayız biz. Objektif yaklaşabilmek için duygularımızı bir iki adım hep geride tutmak zorundayız. En zor yaşadığım an şuydu. 4 yaşındaki bir çocuğa babasının ölüm haberini vermiştim. Bu durum mesela o gün beni yıpratmıştı gün içerisinde. Tabii bu dediğim gibi daha meslekte 3 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Gördükçe değiştiğini düşünüyorum durumu. Bazı durumlarda insani duygularımız ön plana çıkabiliyor. İlla ki ve elbette ki de aslında ve hep şunu sorarım ben de ağırladığım psikologlara. Empati yapmak, siz de bir bireysiniz. Yani bir şekilde karşı taraf duyguları anlatırken hüzünlü, çok daha duygularını tekrardan canlı bir şekilde yaşayabilir ve siz o anda biri sizden destek almak istiyor ve siz de belki o duygusal atmosferine girersek bu sefer kim bize elini uzatabilecek değil mi? Siz de bir iki adım aslında bu yüzden geride durmaya çalışıyorsunuz. Tabii biz zaten bu yüzden hep yüksek lisansı yapmadan insanlara çok fazla dokunmayın deriz. Yüksek lisansı yaparken süpervizyon eğitimlerimizde zaten bunu öğreniyoruz aslında. Hı hı. Kendimize o geri çekme payını, kişiye kesinlikle yön vermememiz gerektiğini, kişinin sadece farkındalık kazanıp kendi kararlarını kendi vermesi gerektiğini, süpervizyon eğitimlerimizde bunu tamamlıyoruz biz aslında. Evet, işin zor kısmı ama bu şekilde zora giderek, hı hı, çalıştığımız sürece başarılı olacağımıza inanıyorum. En güçlü yönlerinizi sorsam sizin? Aslında ben hep böyle yönlerimi en güçlü veya en güçsüz olarak tanımlamam. Ama dediğim gibi büyük bir aileden geldiğim için fazla empati kurabiliyorum insanlarla. En güçlü yönüm olarak tanımlarsam bunu tanımlarım. Peki sizi en çok ne motive eder gün içerisinde karşılaştığınız, kim olumsuz problemlerinde o noktada nasıl motivenizi sağlarsınız? Şu şekilde oluyor. Tabii ki de biz de insanız ve bazen biz de olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Onun yerine hadi diyorum. İçten hani klişeler vardı ya. Evet. Hadi şimdi ayağa kalkıyoruz ve yeniden başlıyoruz. Yeniden toparlıyoruz diye kendi kendimi motive ediyorum. Ki her insanın yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ki bazen bir kahvede bile bu olabilir. Bir kahve içerken tabii bile ki motive olabiliriz. Siz nasıl bakılacağını biliyorsunuz o pencereden. Hani hep diyoruz ya, işte sağlıklısın. En sevdiğin şeyi yaparken mutlu olabiliyorsan, bir kahveden eğer ki mutlu bir şekilde içebiliyorsan, bu senin için bir motive kaynağı. Biz gün içerisinde bilmiyoruz değil mi Aysun Hanım? O yüzden de neler söylemek istersiniz? İşte hep benim buluyor, benim başıma mı geliyor diyen, bir de baktığınız zaman sizin gözünüzde aslında çok aklına takmasını gerektiren bir şey yok. Herhangi bir dışarı çıkıp dışarı bakabildiği zaman, dışarıya görebiliyorsa veya sevdiği birini arayıp konuşabiliyorsa, mutluluk kaynağı bu ve bunun gibi şeyler aslında. Kısacası çok küçük şeylerden niye biz mutlu olamıyoruz? Neden mutlu olamıyoruz? Bizim beklentilerimiz artık çok büyüdü. Yani dizilerden ele alırsak, en basit dizilerden başlarsak, dışarıdaki hayata baktığımız zaman bile çok fazla beklenti içine giriyoruz. Bizim manevi beklentilerimizin yanında maddi beklentilerimiz de çok büyüdü. En yükseğine erişelim, en lüksü bizim olsun, en büyük aşkı biz yaşayalım. En güzel kıyafetleri ben giyeyim, en zayıf olan ben olayım. Bu tabii internetin de getirileriyle birlikte bize bu durum ortaya çıktı. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni çağ, yeni çocuklar bunları çok fazla adapte oldular. Onlar bu şekilde yaşamaya zaten adapteler ve ilerleyebiliyorlar. Ama birkaç nesil önce bizden geldiğimize baktığımız zaman özentilik dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Çok istiyoruz, çok yapmak istiyoruz. İşte baby shower'lar,
inanılmaz doğum günü kutlamaları, çılgın düğünler, bekarlığa veda partileri, bunların hepsine özeniyoruz ve evet, istiyoruz. Çünkü bu bize adapte ediliyor yavaş yavaş. Bu en güzeli, bunu al sen de yap. Yapmak zorundasın. Evet. Bu yüzden bu hep istediğimiz olaylardan dolayı beklentilerimiz kişilerden de yüksek oluyor. Senin için ölüyorum aşkı istiyoruz biz artık insanlardan. Kimse kimse için ölmüyor aslında. O Leyla ile Mecnunlar falan artık çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanı sıra zaten kimse kimse için ölmesin. Ama bizim beklediğimiz aşk da, dostluk da, her kavram çok büyük kavramlar. Çok büyük beklentiler içerisindeyiz kesinlikle. O yüzden bu beklentileri karşılayamadığı zaman karşı taraf büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İşte o dediğimiz bir çimlerde oturmaktan ya da bir yerde bir kahve içmekten mutlu olamıyoruz artık. Çok haklısınız bu noktada. Çok da güzel özetlemediniz. Hedefleriniz arasında neler vardır Aysu Hanım? Neler yapmak istersiniz? Dediğim gibi bana göre dünya, eğer biz bir çocuğa dokunursak o çocuk da mutlaka ki başka bir çocuğa dokunacaktır. Ben hep şunu istedim, çocukların eğitimine katkıda bulunmak istedim. Buna zaten İzmir'de seminerler olarak başladım. İşte başka şekilde çocuklara nasıl ulaşabiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz şu anda. Benim istediğim hep bir çocuklar iyi olsun yolunda ilerlemek. Eğer ki bir gün o çocuğun, benim dokunduğum bir çocuğun büyüdüğünü görürsem ve gerçekten sağlıklı, sağlam karakterli bir çocuk olduğunu görürsem hedefime ulaşmış olurum diye düşünüyorum. Harikasınız. Önce ruha dokunabilmek. Kesinlikle. Sonra her şeye geliyor ruh. İyi olduktan beden iyi oluyor. Hayata zaten gayet de iyi ve enerji pozitif bir şekilde bakabiliyoruz. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Sağ olun, sizin de. Çok güzel yarınlarda inşallah görüşebilmek dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuğumuz efendim, klinik psikolog Aysu Yavaş bugün Postakob özel yayınımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.